duruma düşürdüğünü görüyorsun değil mi? Kardeşim bana saygı duymuyor. Beni Ayşe anne vuruyor. Neslihan. Süreyya daha çocuk. Ben çocuk değilim ama Savaş. Sen de değilsin. Ayşe konusunda bu kadar rahat davranmana katlanamıyorum. Neredeyse köyüne dönmediği için memnun oldum düşünce. Ay, çok özlemişim odamı. Bu eşyalar çok yakıştı buraya. Ya Ayşen bırak şunları, kadın gelip yapar birazdan. Sen gelsene şuraya, gel. Seninle partiden beri bir dertleşemedik, gel otur. Gel otur. Sabah Neslihan'ı gördün değil mi? Seni görünce nasıl da Savaş'ın eline yapıştı öyle hemen. Partide ikisini öyle el ele görünce ben bile beyninden vurulmuşa döndüm. Ya sen nasıl oldun kim bilir. Feride hiç konuşmasak o geceyi. Çok utanıyorum ben. Kötü oluyorum. İçim rahat etmez ama Ayşe. Madem ki bir aile gibi olacağız artık. Kız kardeşler birbirine destek olmalıdırlar değil mi? Hadi dök içini bana. Tatlım biliyorum. İhtiyacın var senin de hadi. Hadi. Hadi dök içini bana. Nesini dökeyim ki? Çok kırıldım ben. Konuşmak da geçecek gibi değil. Savaş dengesizmiş. Ne diyeyim yani? Bu sefer kesin ayrıldılar diyorduk ama... Nasıl kalbini kırdı kim bilir. Hayır, öyle öpünce seni... ...insanın aklına başka ne gelir değil mi? Kafamız karıştı demek ki ikimizin de. Benim aklım değil. Kalbim karıştı. Aşk hep uzaktan izlediğim bir şeydi benim için. Annemle babam da bile görmedi. Televizyonlarda gördüm hep aşkı. Savaş... ...beni öptüğünde kendimi o filmlerdeki kahramanlardan biri sandım. Aşk beni de buldu sandım. Ama değilmiş meğer. Niye yaptı bunu bana Feride? Niye öptü beni? Başkasını seviyorken neden öptü beni? Niye kırdı beni? Niye yaptı bunu bana? Ata ben de sana bakıyordum. Ne oldu? Ata katibi onlu kapı dinlerken mi yakaladım yoksa? Saçmalama Üftade. Yapma lütfen. Hadi gel gel. Sakin sakin oturup bir konuşalım gel. Nihayet evimizdeyiz Ata. Nihayet. Ama asıl önemli olan bundan sonrası. Ben Reza'nın bakışını hiç beğenmedim. Belli ki bize sığıntı muamelesi yapacak. Etrafı da böyle yansıtacak tabii. O yüzden en baştan önlemini almazsak sonunda hiç önüne geçemeyiz bunu. Nasıl bir önlem alacaksın?
Yani hakkımızda bugün ne söylerlerse yarın üzerimize o yapışacak. O yüzden ben Rezan'a yalıyı yani Ayşen'den tekrar geri aldığımızı söyleyeceğim. Yalan söyleyeceksin. Hayır. Yani saygınlığımızı tekrar kazanmak için evet küçük belki pembe bir yalan sadece. Başkasına olan saygınlığımızı korumak için kendimiz olan saygımızı zedeleyeceğiz. Öyle mi? Hayır Ata yani... Rezan veya başkaları ne düşünürse düşünsün benim umurumda bile değil. Ben bir karar verdim ve biz buradayız. Kim ne düşünürse düşünsün. Kimseye hesap verecek bir durumumuz yok. Bu saçmalığı unut ve bir daha da sakın bu konuyu açma.